Dünkü videomuzdan sonra bugün tatbikatın ikinci gününde, seçkin gözlemci gününde beraberiz. Biraz sonra tatbikatın hava kısmı başlayacak. Uçakların taarruzları, helikopterlerin taarruzları, hava indirme, aynı zamanda paraşüt atlayışları gerçekleştirilecek. Ve tabii ki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da tatbikat için biraz sonra Kars'taki bu özel hazırlanmış alana gelecekler. Gelişmeleri birlikte izlemeye devam edeceğiz. Tatbikat hava indirmeyle başladı. CH-30 uçağından özel kuvvetler paraşütlerle atladı ve arkasından da F-16'ların bu seyrettiğiniz atışları gerçekleştirildi. Çok yüksek irtifadan akıllı mühimmatlar daha önceden belirlenmiş hedefleri tam isabetle vurdu. Şimdi arkamızdan insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları SİHA'lar atış gerçekleştirecek. Şu an sesini duyduğunuz T-129 Atak helikopterleri aktif olarak tatbikatta görev yapıyorlar. Ataklar şimdi tatbikat sahasına doğru yavaş yavaş ikili kolda geliyorlar. Atakların en önemli silahlarından biri burunlarında yer alan 20 milimetrelik makinalı top. Aynı zamanda çeşitli güdümlü güdümsüz mühimmatları da gövdenin iki ya tarafında kullanmakta. Evet, sesleri yavaş 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 artıyor. Şu an önümüze doğru gelmek üzereler ve 5 numaralı hedefin önündeki konteynerları T-129 ataklar vurmaya başlayacaklar. Yavaş yavaş ataklar pozisyon alıyor. Atışlar yapıldı. Hedefine doğru gidiyor. Bir yandan da soldaki hedefte dumanlar çıkıyor. Bekliyoruz. Evet, hedefler infilak etti. Biraz sonra da sesleri kulağımıza kadar gelecek. Sesi de duyduk, evet.
CN-235 uçağından da şu an iki paraşütle malzeme atılmış durumda. Bu malzemelerin içerisinde yiyecek var ve cephedeki askerlere bu iletiliyor. CH-47F Chinook helikopterleri şimdi önümüzden geçiyorlar. İki tane obüs taşıyor ağır nakliye helikopterleri. Bu aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri envanterindeki de en büyük helikopterler. Boeing imalatı olan Chinook'lar aynı zamanda 40'ın üzerinde tam teçhizatlı asker de taşıyabiliyor. Gördüğünüz gibi kış tatbikatı 2021'de de Chinook'lar görev yapıyor. Şu anda arkamda Türk ve Azerbaycan bayraklarını taşıyan paraşütçüler, özel kuvvetler inişlerini gerçekleştiriliyor ve kış tatbikatı 2021 bu atlayışlarla sona eriyor. Bu yıl tabii ne yazık ki şansımız yok. Kar yağışı çok az ve resmen çıplak araziyi gördüğümüz bir tatbikatla karşınızdayız. Dün İglo'ları gösterdikten sonra epey bir seyircimiz İglo ile ilgili, yani buzdan yapılan evlerle ilgili bazı sorular sordu. Şimdi bu İglo ile ilgili çekilen görüntüler eşliğinde bazı teknik bilgileri size aktaracağım. İgloların farklı modelleri, özellikleri var. Kesme kalıpla yapılan İglo 5 personel tarafından 8 saatte inşa ediliyor. İçerisindeki kubbe şekli oyularak veriliyor. Yığma İglo ise 5 personel tarafından 4 saatte inşa ediliyor. Aynı zamanda kar çukuru da 8 kişiyle 4 saatte inşa edilmekte. İçinde ateş yakma yeri bulunmakta. Bu barınaklarda yaklaşık 7 ila 8 derecelik bir ısı farkı oluşturuluyor. İçine yakılan bir mum hemen herkesi ısıtmaya başlıyor. Aynı zamanda bu iglolar veya barınaklar içerisinde 20 santim genişliğinde, 10 santim derinliğinde karbondioksit kanalı kazılarak biriken karbondioksitin de dışarı çıkması sağlanmakta. Barınaklar yapılırken kar sulandırılarak donması sağlıyor. Böylece hızlı sertleşme gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda kar sertleştiği zaman piyade silahlarına karşı da koruma sağlamakta. Barınakların duvar kalınlıkları ise en az 60 santimetre olmakta. Eksi 40'a kadar da personeli rahatlıkla bu barınaklar, iglolar rahatlıkla korumakta. İçine ranza konulabiliyor. Çeşitli işte mum yakarak veya çeşitli ısıtma tedbirleriyle personel normal dışarıdaki şartlardan korunarak iglonun içinde barınabiliyor. Üsteğmen Kurt, şimdi komando kolu personeline ait görev çantası muhteviyatını arz edeceğim. Komando kolu personeli arazide 40 kilogramlık bir yükle intikal etmektedir. Bu yükün 35 kilogramını görev çantası muhteviyatı oluşturmaktadır. Görev çantası muhteviyatında 5 adet kum torbası, 3 adet yedek fanila, 3 adet yedek çorap, 3 adet yedek iç çamaşırı, 1 adet yedek kamuflaj, 1 çift yedek bot, 1 adet uyku tulumu, 1 çift bot kılıfı, 1 çift hedik, 1 adet mat, çöp torbası, kişisel bakım malzemeleri, 1 takım termal içlik, mevzi laylonu, 1 adet soğuk iklim elbisesi, 1 adet havlu ve 2 günlük kumanya bulunmaktadır.